Her gün bir adet mandalina yersem ne olur sorusunun cevabını hiç merak ettiniz mi? Günde bir tane mandalina yemenin faydalarını sizler için araştırdık. İşte mandalinanın sağlığımıza olan etkileri. Sonbahar ve kış aylarının en popüler meyvesi olan mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor. Günde sadece bir tane mandalina yiyerek kan şekerinizi ve kolesterol seviyenizi ayarlayabileceğiniz gibi kanserden korunmayı da başarıyorsunuz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin, soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte, birçok faydası daha var, bunların başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi geliyor. Zira stres ve kötü beslenme gibi etmenler, kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. Mandalina anti-inflamatuar, A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor. İşte, günde bir tane mandalina yemenin faydaları. Kanserden koruyor. Mandalina, hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Mandalinanın içerdiği fitokimyasallar, vücutta antikanserojen rol oynuyor. Antikanserojen bileşikler, normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı oluyor. Kan şekerini düşürür. Mandalina oldukça düşük glisemik indekse sahiptir. 2 küçük boy mandalina, yaklaşık 53 kalori ve 2,1 gram posa içeriyor. Bu özelliğiyle, bir porsiyon mandalina kan şekerini aniden yükseltmiyor, içinde bulunan meyve şekeri kana yavaş yavaş karışıyor. Ancak fazla tüketmek, kan şekerinin yükselmesine neden olacağından aşırıya kaçmamak, taze sıkılmış da olsa suyu yerine posasıyla yemek gerekir. Karaciğerdeki kötü yağları azaltır. Mandalinada bulunan flavonoidler, kalp sağlığını desteklerler. Çalışmalar, antioksidandan zengin turunçgil tüketiminin, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda, C vitamini kalp hastalığı riskini azaltma ile ilişkilidir. Tansiyonu düzenler. Mandalinanın yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi, onu antihipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum, yani tuz alımı ile ilişkilidir. Potasyum, sodyum ile ters sinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltmak, öncelikli hedef olmalıdır. Tuz içeren bir öğünü, potasyumdan zengin sebze ve meyvelerle dengelemek ise, tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur. Göz sağlığını korur. Göz sağlığını korumak ve iyi bir görüş için karotenoid içeren besinlerin tüketimi oldukça önemli. Mandalina, karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde, sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda, gözde basıncı azaltarak glokomdan korunmaya katkı sağlıyor. Cildi besler. Vücudumuz yaşla birlikte serbest radikaller üretiyor. Bu doğal bir süreç ancak, çevresel faktörlerin de etkisiyle aşırı artınca, en büyük organımız cildimizi de olumsuz etkiliyor. Mandalina, serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı olurken, kan dolaşımına verdiği antioksidanlar, cilt sağlığını da destekliyor. Mandalinanın belki de hiç bilmediğimiz birçok yönü vardır. En önemlisi ise, kabuklarının sabah uyandığımızda oluşan mide bulantılarına iyi geldiğidir. Hem kendisinin, hem de kabuklarının insan sağlığına birçok yararı olan mandalina, akşam yemeklerinden sonra tüketildiğinde ise uykusuzluk problemlerinizi de giderir. Kalp ve damar tıkanıklığını önleyen mandalina, kan basıncını dengeleyerek felç riskini de önleyici özelliğe sahiptir. Mandalina kabuklarını kurutarak elde edebileceğiniz mandalina çayı, bağırsak hareketlerinizi düzenleyerek sindirim sisteminize yardımcı olur. Yüksek lif yapısından dolayı, kabızlığa iyi gelir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, mandalinaya turuncu rengini veren karoten nedeniyle, karaciğer hastalıkları, damar sertliği ve şeker hastalıkları riskini azaltıyor, içeriğindeki potasyum sayesinde ise, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor. Oldukça reaktif moleküller olan serbest radikaller, diğer nedenlerinin yanı sıra, zayıf beslenmeye, aşırı egzersize, strese, tütüne, alkole ve ilaçlara bağlı olarak, vücut hücrelerinde düzensizlik meydana getirir. Bu süreç sonucunda, sinir ve kardiyovasküler sistemlerde yaşlanma ve bir dizi problem gelişir. Mandalinalarda, C vitamini, E vitamini, karoten ve flavonoidleri vardır. Bu elementler, kanserojen hücrelere karşı savaşan oksidasyon işlemlerinin nötralizasyonunu sağlar. Bir oturuşta iki porsiyondan fazla yemeyin. Meyveler içerdikleri besin öğeleri sayesinde, sağlığımızı farklı yönlerden desteklerler. Ancak aşırı meyve tüketimi, aşırı meyve şekeri, yani fruktoz almak demektir.
fazla fruktoz alımı, karın çevresi ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Bir oturuşta 2 porsiyon meyve tüketimini aşmamak ve günlük meyve tüketimini kararında yapmakta fayda vardır. 1 bardak taze sıkılmış meyve suyunun 2-3 porsiyon meyveden yapıldığını unutmamak gerekir. İlk tercih olarak meyvenin kendisini tüketmekte yarar vardır. Taze sıkılmış meyve suyu içilecek ise küçük bir bardak tercih edilmeli. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.